Fatih Hoca'nın tecrübesi zaten başka bir konu. Ee, ama şunu sormak isterim sana. Şimdi Süper Lig'de bu sezon 105 kornerden ya da duran toptan gol bulamamış olan oyuncular milli arada çalıştırılacak. Sezon başında bu yapılmadı mı ki iş buraya geldi şimdi? Bu bir. iki. Sofyan Fegulis takım içerisinde abilik. Hani bu kavram da değişti tabii. Yani önemini yitirdi günümüzde ama takım içinde abilik konusunda inisiyatif alma konusunda gençlere örnek olacak. Daha doğrusu Fatih Hoca'nın sağ kolu gibi değerlendirilecek. Bu duran top meselesi neden sezon başı çalıştırılmadı? Yoksa çalıştırıldı da oyuncular mı burada yeteneklerini ortaya koyamadı? Bu kötü gidişatı kötü demeyelim de. Kötü beklenenin uzağında kalan diyelim. Sen neye bağlıyorsun? Nedir problem? Nedir sorun? Neden Avrupa'da bu kadar iyi bir Galatasaray var ama ligde böyle değil? Buyur Savaş. Bir defa öz yapmamak çok kötü bir şey. Öz yapmamız lazım. Biz kendimiz içinde çalışan yani esnaflık yapıyorsan, her ne iş yapıyorsan yap. Öz eleştiri yapabilmelisin, yapmalısın. 105 dedin. 105 ligde, 25 Avrupa'da 130 korner. 130 tane korner kullanılıyor ve bir gol olmuyorsa çok ciddi bir şekilde burada bir sıkıntı vardır. Bu sıkıntının temel sorunu çözecek olan da teknik heyettir. Fatih Terim, Selçuk Hoca, Necati Hoca, hatta kaleci antrenörleri bunun içinde bütün her şeyi ilave edebiliriz. Buradaki sıkıntıyı e, görememek ilginç yani bir türlü olmaması. Sezon başında tamam çalışamadın ama 12 hafta geçmiş. Toplamda 23 ya da 24 maç oldu. 140 tane, 130 tane orta yapıp birini golle yapamıyorsan burada sıkıntı var. E, Karagümrük maçında keza aynı şekilde. Hani 11 kondiyon olarak bakmamak lazım. Duran toplarla beraber 43-50 tane. Yine aynı sıkıntı. İsabetsiz ortamı diyelim ya da tercih olarak da o ortalara gol yapabilecek adamın mesela şimdi bakıyorsun. 63 dakika galiba yanlış hatırlamıyorsam Halil tek forvet oynadı. Bir önceki maçta yine aynı şekilde. O ortalara gol yapacak oyuncuyu seçmek lazım. Bunu da seçemiyorsan burada da bir hata var. Yani bu hatalardan ders çıkarmak lazım. Ben bunu hata olarak görüyorum. <laughs> Eğer siz 105 tane korner kullanıp 105 kornerden bir tanesini gole çeviremiyorsunuz. Burada bir yerde hata var aldın abi yani. Ya bunu, bir, bir bir şekilde şunu söylemek lazım. Çalışmıyorsun o zaman demek ki. Hatanın, bu hatanın bu hatanın sebebi de da bir demek ki evet, çalışmıyorsun. Çalışmıyorsun. Yani. Yani. yani buna göre çalışmıyorsun. Şimdi e, bu ligde e, yine devam edersin sadece bir bilgi olarak söyleyeyim. Bu ligde mesela ön direk çalışmasını yapan e, Caner, Gökhan vardı. Zaman zaman diğer takımlarda da bu tür ön direk çalışmalarını gördük. Ön direk ortası, arkaya aşırma. Mesela bu bir stratejidir. Ya da arka direğe, ikinci direğe atıp oradan içeriye doğru çevirenler oluyor. Ya da işte ya bir de e, Galatasaray'ın e, savunmasındaki oyuncular e, kısa oyuncularda değil ki yani. Ön hani, taraf kısa ama. Ya, hayır. Muhammed Tacak kısa. Belki acaba e, ondan mı korner? Yani, için? yani Halil kısa. Victor Nelson, Markao. Şey diyor. Ha. Kısa mı? Yani K gidiyor Savunmacılar Kornel. da geliyor, geliyor diyorsun. bravo. Yani e, Vanalot kısa mı yani? Kısa oyuncu değil bunlar yani. baktığımda. Mabel de kısa değil. E, yani Yedlin de kısa değil. Yani çok böyle Aynen. evet Baktığım kule da. değil ama kısa değil. E, Cagne oynuyor. Yani bu maçların bir kısmında da Cagne oynadı. Cagne kısa mı? Yani burada demek ki doğru pozisyon alabilme konusunda sıkıntılar var. Şunu söyleyeyim demek ki Fatih Hoca bu konuya çok fazla ağırlık vermemiş. Yani Duran topların önemi çok büyük halbuki e, Bu oluyorsa demek ki Fatih Hoca bunun çalışmasını yapmıyor diyorum ben. Yani e, öyle ya da böyle bir strateji yoksa gelip de e, işte Ömer Bayram topun arkasına geçecek, şişirecek, e, altı pasın üzerine gelecek. Orada artık e, kim vurursa şans. Öyle bir şey yok futbolun içerisinde. Yani onu da doğru yere atman gerekiyor. Ya da arkadan gelen bir oyuncuya atman gerekiyor. Ya da kısa pas yapıp ortayı yapman gerekiyor. Bir şey lazım orada yani. Demek ki bu çalışmayı yapmıyorlar. Ya da hadi Fatih Hoca e, ya şimdi kalkıp bizi yalanlayabilir der ki ya ben çalışmayı yapıyorum. O zaman oyuncular çalışmalarının karşılığında e, uygulamayı sahaya tam anlamıyla yansıtamıyorlar ikisinden biri yetenekten yani. hani ya yetenekten beceri de yani demek ki onu yapamıyorlar yani e, uygulamıyorlar sahada ki Fatih hocanın olduğu yerde uygulanmaması da söz konusu olmaz yani uygular ben bu noktada e, devre yani bu milli takım arasında ben Fatih hocanın e, bu e, köşe vuruşlarına serbest vuruşlara da çalışacağını düşünüyorum yani çalışması gerektiğini düşünüyorum bilemem geçen bir ay önce de aynı şeyi söyledik bir ay önce de %50, 75 ya da 80'di. Orada da şunu söyledik. Bu milli arada Selçuk İnan ve Necati Ateş duran top çalışacak. Özellikle mesela Selçuk İnan'ın kendi ilgi da duran top konusunda mesela üst düzey başarılı bir futbolculuğu var. Burada yardımcı olacak dedik. Bir ay geçti yine aynı. Üstüne istatistik olarak yukarı çıkıyor rakam ama henüz golle, golle tanışma yok. Burada demek ki iyi çalışılmıyor ya da iyi anlatılmıyor. Şimdi futbolcu topluluğu bir kişi anlamaz, iki kişi anlamaz. Orada 25 tane oyuncu var. Sen saydın geriden gelen geçen sene bu işi kim yapıyordu? Donk yapıyordu mesela. Çok değil yapıyordu. Bazı maçlarda geriden gelip golünü atıyordu. Ya, bu sezon Daha şey, önceye bakalım. Luyendama atıyordu. ama da vardı. Bu, bu sezon geçen sezonlarda atmıyordu ama bu sezon sanki bir tane gol attı öyle gibi hatırlıyorum. Ben de şey sanki. Louis bir var. golü var. Bir golü var. Bir golü var. Hangi maçta şimdi bir golü var. Korner mi? Yok korner değil. Korner e... şey, serbest vuruştan mı vardı <laughs> <laughs> Neyse yani ama ya, kenar orta son, kenar orta, orta son yani korner değil korner. kornerde 130 tane var ha yani o da vardı yani kısa oyuncu falan kısa oyuncu falan diye düşünmemek lazım öyle bakmak lazım yani ben öyle düşünmüyorum bu arada izleyicilerimiz Ali Yasin Müftüoğlu yine sürekli devam ediyor İzleyicilerimiz yine devam ediyorlar tabii ki görüşlerini paylaşıyorlar teşekkür ederiz sosyal medyadan bizimle paylaşıyorlar. Tabii ki onların da e, görüşleri çok değerli. O manada söylüyorum. E, yani burada bir an önce bu konuyu aşması lazım. Yani en tehlikeli yerler köşe vuruşları, serbest vuruşlar bunlar çok tehlikeli. Kenar ortaları e, tehlikeli. E, pozisyon alma konusunda ciddi sıkıntı yaşanılan anlar. E, orada Galatasaray'ın hiçbir katkısı olmuyorsa gol noktasında e, oyuncuların Galatasaray'ın e, sonuçlarına o zaman orada Fatih Hoca... Demek ki yetersiz. Ben şuraya mesela... Yani, yani yetersiz şöyle çalıştırıyor diyeyim. Çalıştırılma biraz da sistemde evet. bir şey olabilir. Mesela Halil Dervişoğlu'nun 63 dakika tek forvet oynadığı yerde korner sayısı 9'dur. Sonra çift forvete döndüğü zaman 2. Biraz da onu yapmak lazım. Halil Dervişoğlu mesela eğer duran toplardan gol atılacaksa, kornerden gol atılacaksa o boy oranını Sen 130 mu dedin? Bana. Avrupa maçları da var. Likte 105. Likte 105 doğrudur. Şimdi Evren yazdı sağ olsun. Avrupa'da da toplam. Ligde 105. Yani bunu çözmek için daha çok çalışmak lazım. Biraz da gerekiyorsa sistemde değişiklik etmek lazım. Sistem nedir? Gerekirse Halil Cagne, Halil Muhammed. Bunu oynadığı zaman 63 dakikada eğer o araya kadar 10 tane ya da 7 tane olduysa belki bir pozisyon gol olacak. Ha bak o Lüyündam'a hataya atmış. Ver onu o senin söylediğin var ya Luindaman Hatay maçı kritik bir gol maçı bu değil o, bu. Değil. O, o galibiyet hazırlıyorsun arkadaşlar. O geldi mi? Geldiğinde bu, bu bu Kasım Paşa maçındaki Kasımpa. gol. Moratsan'ın pası. Bu. pası. Bu Mor o geldiğinde, pası. Pası. Bu o geldiğinde pası. ona ekrana verelim Özgür de şeyi e, soracağım. T yani herkesin merak ettiği şey şu. Evet taraftarlar Fatih Hoca'ya sonuna kadar güveniyor yönetim öyle. E, ama bir taraftan da taraftar diyor ki şimdi, acaba şimdi, bir Hı, sözünü abi. bitir. Bir şey söyleyeceğim. Söyle, söyle abi. Ya, yani, Savaş'ın söylediğinden de devam edecektim. Şimdi Fatih Hoca'nın bu sezon mesela Avrupa'daki başarısına ben herhangi bir cümle söyleyemem. Ama ligdeki e, performansını yeterli bulmuyorum. Fatih Hoca'nın ligdeki performansı yeterli değil. Diyeceksiniz ki niye? Yani di, şimdi burada o Şimdi bakalım son Karagümrük. Bu durumu. abi bak. Hı. bu gol. Evet. Hatırladığımız bu işte. İşte benim hatırladığım ha. gol buydu işte. yani Gel bakalım. Uzun, bak duran uzun işte kenar ortası duran top e, gelmiş kafa yani, tamam. golü. Tamam. Hatırladığım buydu. Şimdi gelelim meseleye. Şimdi Fatih Hoca'nın bir teknik direktörün önemli noktası nedir biliyor musun? Başlayan 11 kadar bitiren 11 de çok değerlidir. Yani başlayan 11'inle bitiren 11'in. Şimdi başlayan 11'inde hata yapabilirsin. Ama bitirirken bazı şeyleri düzeltebilirsin. Şimdi... Şöyle bir şey söyleyeyim. Az önce şimdi Vitor Pereira'ya söyledik. Hani Fatih Hoca'yı kayıracak, ayıracak falan değiliz. Onun da söylüyoruz. Şimdi kara gümrük maçına bakıyorum ben. Şimdi Feguli. Niye dinlendi Feguli? Niye dinlendi yani Feguli? İtam ritmini yakalıyor. Kendisinin Bit açıklaması 20 dakika oynayabilirim gibilerinden maçtan önce konuşmuş hmm. hoca. Ama şimdi milli takıma gidiyor. Bu hafta içinde milli takımda 90 <laughs> dakika forma giyersen olacak cezaevi takımına. zaten. Ya şimdi şöyle bak. 20 dakika oynayabilirim <laughs> diye bir pazarlık olmaz. Emre Kılıncı geçtim girdi çıktı meselesini. 70'te oyuna sokuyorsun şeyi. Emre Kılıncı'nın yerine Fegoliyi. Fe ya 46'da sok hocam ya. Sok ya. Yani sen o yani oyunun gidişatını etkileyecek bir oyuncu. Bak 1 2. Tamam. Fegoli yorgun. 20 dakika oynayabiliyor. Bana biri anlatsın ya. Moruçsan niye e, bu kadar 20 10 dakika oynayabiliyor? 79'da oyuna giriyor. Ya neden ya? 22 yaşında borçsan ya. 22 yaşında oyuncu da o da 10 dakika oynayabiliyor. Daha 90 dakikası yok Harun abi. He. Şey aldın abi 90 dakikası yok daha. Morutsan'ın daha aynı 90 dakikası yok. Ya Olur. başlarım. Başlarsın. Borutsan, bak, bak, evet başla çıkar. Başlarsın abi. tamam çıkartırsın anlarım. Ya ne ne oldu Avrupa maçı oynadı. Ya ne oldu 22 yaşında oyuncu. Ya ben 22 yaşındayken sağ kenarında bekleyip 4 tane maç oynuyordum ya. Ya yok böyle bir şey yani. Ya bu, bu böyle bir şey yok. Bak iki, söylüyorum. Üç, ya Muhammed'i oyuna alıyorsun. Oyunun momentumu sana dönmüş. Sen artık oyunun momentumunu elini almışsın. Ya Halil'i niye çıkartıyorsun hocam ya? Bırak arkadan Halil gelsin. Hani tamamlayıcı santrofor olarak önde Muhammed boğuşsun. Sonrasında en son artık tamam kabul ederim Cagne'yi alırsın. Peki başka bir şey? Ya bu Babel sevdası nedir ya? Hadi başladın hocam. Ya 80, 80 dakika, dakika. 80 dakika. Sağ, neye tahammül ediyorsun hocam ya 80 dakika bir tane şut çekecek direkten dönecek diye sabrediyorsun. Yani şimdi bunları da söylüyoruz yani hani bir izleyicimiz başta söylemişti ya Vitor Pereira'ya söylüyorsunuz öbür takımlarda. Evet Ha ama şunu söyleyeyim hakkını teslim ederim Avrupa maçlarını çok doğru stratejiyle oynuyor Fatih Hoca. Çok doğru bir stratejiyle, doğru kadro yapılanmasıyla oynuyor. İyi kadroyla çıkıyor. Yani İyi doğru, doğru strateji evet. yapıyor. Yani kime karşı ne oynaması gerektiğini çok doğru planlıyor hoca. Yani Lokomotif maçı oradaki maç o kadar doğru ki zamanlamalar doğru, oyuncuların değişimleri doğru. Sonra, buradaki maçta da benzer. Yani buradaki maçta biraz oyunu e, verdiği zaman belki tam hatırladığım kadarıyla Taylanı oyna alması lazımken biraz böyle hani şey yaptı. Hani oyunu tamamen kendime çevireyim dedi. Ama netice itibariyle şimdi bakıyorum Galatasaray'a. Avrupa Ligi'nde nerede Galatasaray? Zirvede. Zirvede. Hoca işte 8 ama, puan toplamış. Ama, ama Ülke şimdi 8 futlu. puan şu anda da biraz böyle şöyle tabii ki şu ana kadar söylediklerinin hepsine katılıyor. En azından Avrupa'daki başarısı olarak. İki maçta birer birer puan alırsan grup lideri çıkabilirsin. İki maçta birisi içeride birisi dışarıda kaybedersen... Gruptan savaş yenme ihtimal hepsi var. Mar Marsilya'yı yenme olasılığı Galatasaray'ın var mı? Var tabii ki. Lazio'yu da var yani. Gidip orada onda. Lazio'ya gidersin, berabere kalırsın. Fark etmez. Yani ben Marsilya şimdi şu anda ne biliyor musun? Ben hep olaya şöyle bakıyorum. Benim her zaman bakış açım odur e, Aykut. Direksiyonda kim var? Aracı kim kullanıyor? Fatih Hoca. Şu Hayır. Galatasaray niye ha, yani açısından bakıyorum. Ha, kim, lider kim? Şeyde Avrupa Ligi'nde lider kim? Galatasaray. Galatasaray. Ben Likte, ben direksiyondayım. Ligde kim lider? Trabzon. Trabzon. Abdullah Avcı kullanıyor. Eğer Abdullah Avcı o aracı aynı şekilde kullanmaya devam ederse sen istediğini yap. Şoför mahalline geçemezsin. Yani şoförün yerine geçemezsin. Aynısını söylüyorum. Fatih Hoca ne yapıyor şu anda? Diyor ki ben direksiyonda benim. Çıkarım, yenersem zaten bitiyor. Yani birisinin eline bağlı değiliz birisinin oynadığı oyuna bağlı değiliz diyor Fatih Hoca ki çok doğru